Şimdi biraz da cebimizi ilgilendiren gelişmelere göz atalım efendim. Memur ve emekliler heyecanla Ocak zammını bekliyor. Kasım ayı enflasyonu da belli olmasının ardından masadaki rakamlar artık yavaş yavaş netleşmeye başlayacak. Şimdi maaşlar ne kadar artacak? Herkesin kafasındaki soru işareti bu. Detaylar geliyor o zaman. Vallahi benim olsun 30 bin lira olsun çalışalım ama vermezler. Kaç bekliyorsun peki? Ya 20 bekliyorum valla. 18 bin, 20 bin olmasını istiyoruz. %50 artır. 20 bin, hatta 30 bin olsun valla. Giderler belli olduğu için ister istemez beklentiler de büyük oluyor yani. Memur emeklisi merakla bekliyordu. Kasım ayı enflasyon rakamı 3,28 olarak açıklandı. Bu rakam 2024 yılının zam oranlarının da belirleyicisi olacak. SSK, Bağkur ve memur emeklisinin 5 ayda alacak oldukları zam oranları da netleşmiş oldu. Hesaplara göre %34,36'lık bir zamdan bahsediyoruz. Bu para cepte, bu oran cepte, bundan daha düşük bir oran zam yapılma şansı yok. Tüm bu bahsettiklerimiz refah payı olmadan. Memur ve memur emeklisine baktığımız zaman oradaki tablo biraz farklı. Çünkü onlar toplu sözleşme zammıyla birlikte enflasyon farkını alıyorlar. Yani hesapladığımızda yapılacak olan zam oranının %49,36 olduğunu görüyoruz. %49,36'lık bir artıştan bahsediyoruz 2024 yılı. En düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.885 liraya, öğretmenlerde 24.505 liradan 36.601 liraya, hemşirelerde 26.476 liradan 39.545 liraya, memurlardaki en düşük emekli maaşı da 9.876 liradan 14.751 liraya çıkacak. Şu an en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 7.500 lira. Ancak cepte olan zam oranını, yani %34,36'yı eklediğimiz takdirde bu rakam 10.077 liraya yükselecek. 10.000 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımız da 13.436 liraya çıkıyor. 20.000 lira alan da 26.872 lira seviyesine geliyor. Ve en çok merak edilen asgari ücrette zam ne olacak? Asgari ücretin de şu anda eğer bir %35'lik artış yapılırsa 15.392 lira, 50 olursa 17.103 lira, bir kere zam yapılacağından dolayı zam oranında biraz yüksek olma ihtimali olabilir. Zam geliyor, her şeyde zam geliyor. 25-30 yapsın bizim çalışanlara, asgari ücret daha doğrusu.